Arkadaşlar hoş geldiniz. Biliyorsunuz 2 gün önce hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek İçişleri Bakanlığı'nda bir paralel Yüksek Seçim Kurulu'na paralel bir yapı oluşturulduğunu, bunda bir videoyla sistemin nasıl çalıştığını da gösterecek şekilde bir açıklama yaptı. O açıklamayı yaptıktan sonra konuyu biz de inceledik. Geçmişten bugüne yasa dışı olarak, gayri resmi olarak İçişleri Bakanlığı'nın, yani Süleyman Soylu döneminde polislerin WhatsApp gruplarında, yani kendi görevli oldukları sandıklarda WhatsApp grupları aracılığıyla sandık sonuçlarını silsile yoluyla yukarıya doğru ileterek seçim sonuçlarını İçişleri Bakanlığı'na ulaştırdıklarını biliyorduk. Ama bu sistem şu an GAMER dediğimiz Güvenlik Acil Durum Koordinasyon Merkezi sistemin içinde gayri hukuki, hukuki olmayan bir şeyi meşru bir zemine oturtma anlamına geliyor. Cumhurbaşkanlığı'nın bir nolu kararnamesi İçişleri Bakanlığı'nın yetkilerini anlatır. İçişleri Bakanlığı yetkisi güvenliktir, asayiştir, nüfus ve vatandaşlıkla ilgili işlemlerdir, pasaport işlemleridir. Bunların dışında Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı ya da ilçe seçim kurullarının yapacağı işlemlere ilişkin bir yetkisi yoktur İçişleri Bakanlığı'nın. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı bu sistemi kurmuş olmakla bir tüm memurlar için söylüyorum bunu. Yani bu sisteme veri gönderecek tüm memurlar için söylüyorum. Bir suç işlemiş oluyor. Yani benimle beraber biz de milletvekili adayız. Süleyman Soylu da şu an İçişleri Bakanı olarak milletvekili adayı netice itibariyle. Milletvekili adayı olarak seçim sonuçlarını hakkı ve yetkisi olmayan, yetkisini de aşan bir şekilde bir paralel yapı kurarak herkesten önce ediniyor. Bunu aynı şekilde İçişleri Bakanlığı'nda istihdam ettiği ve troll olarak görev yapan, aslında sivil memur olarak alınmış ancak alınması itibariyle mevzuata uygun bir şekilde alınmamış, alınmadıklarını bildiğimiz personel aracılığıyla seçimleri manipüle edebilme, seçim sonuçlarıyla ilgili erken açıklama yapabilme olanağına da sahip. Yine Süleyman Soylu'nun elinde doğrudan kendisiyle çatışan, sadece iktidar değil, muhalefet değil, iktidar milletvekillerine de zaman zaman onlarla ilgili de haber yapan internet siteleri var. Mesela Habermottom, Süper Haber gibi böyle birkaç tane internet sitesi var. Dolayısıyla buradan da yapılan bir operasyon var. Son yaptığı açıklamalara da baktığımızda işte seçim sonuçlarıyla ilgili bir takım şeyler söylüyor. Yani meşru seçim sonucunu darbeyle karşılaştırıyor vesaire. Biz bununla ilgili İzmir'de de çokça duyum alıyoruz. Yani mesela Torbalı'da kaymakamlığın bilgisayar istediğini, bu sistemi kurabilmek için, yani GAMER'in içindeki YSK'ya paralel yapıyı kurabilmek için bilgisayar istediğini, Kiraz Kaymakamlığı'nın bununla ilgili seçim kurullarına yazı yazdığını, bunları duyuyoruz. Dolayısıyla bu yapılacak işlemlerin hukuk dışı olduğunu, hukuka aykırı olduğunu, bu konuda verilen emrin de kanunsuz emir olduğunu söylüyoruz. Bununla ilgili tüm ilçe başkanlıklarımız, 30 ilçe başkanlığımız hazırlayacağımız dilekçeyle hem savcılığa başvuracak hem seçim kurullarına başvuracak. Ve bu kanunsuz emri uygulamamasını isteyeceğiz personelden. Hem polislerden hem kaymakamlardan kendi görev ve yetkilerinde olmayan, İçişleri Bakanlığı'nın görev yetkisinde olmayan, aynı şekilde polisin de polis vazife ve selayetleri kanununda gösterilmeyen, yani onun da yetkisinde olmayan bir konuda polise sorumluluk verilmesi hukuka aykırıdır. Bu bir de İçişleri Bakanı milletvekili adayı olduğunu düşünürsek tamamen kanun dışı yapılmış, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabilecek bir durumdur. burada İçişleri Bakanı'nın kanunsuz emrini uygulayanlar hepsi yarın bununla ilgili bir idari soruşturmaya, bir disiplin soruşturmasına ve bir ceza soruşturmasına karşı karşıya kalabilirler. Biz buradan uyarıyoruz, hukuk çerçevesinde hareket etsinler diye. Ve bununla ilgili müracaatımızı da hazırlığımıza başladık. Hukukçu arkadaşlarımız çalışıyor. Yarın ya da öbür gün, yani 1-2 gün içinde hem seçim kurullarına hem de Cumhuriyet Savcılıklarına yapacağız. Soru kabul ediyor musun? Tabii. Ertuğrul Turan ismi üyelikli muhabiriyim. Vatandaşlar seçim güvenliği açısından endişelenmeli mi? İlk sorun bu. İkinci sorum da şu, ilgili bakanlar, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı gibi bakanlar geçmiş yıllarda biliyoruz ki seçim öncesinde istifa ederlerdi. İzmir'de de bir aday var. Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti'nin birinci sıradan milletvekili adayı, Sayın Süleyman Soylu keza yine milletvekili adayı. Bakanların görevini terk etmemesini ve açıkçası devlet imkanlarını seçim kampanyalarında kullanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi bunlar biliyorsunuz olağanüstü hal koşullarında daha önce seçim yaptılar. 2018 seçimlerine biz olağanüstü hal koşullarında gittik. Yani 2017'de referandum olağanüstü hal koşullarında gittik. Bugün de benzer bir şey yapıyorlar. Yani devletin tüm olanaklarını, kamunun olanaklarını kullanarak bir kampanya yürütüyorlar. Bunu sokakta da görüyorsunuz. Yani devlet dairelerine, kamu binalarına bile kendi afişlerini, pankartlarını asıyorlar. Yani bir İçişleri Bakanı olarak televizyon programına çıkıyor. Arkasından aday olarak miting yapıyor yani. 2 tane gömleği var üzerinde. Yani Süleyman Soylu için bahsediyorum. Her 2 gömleği de kullanıyor. Devletin araçları, devletin imkanları, devletin olanaklarıyla haksız bir rekabet içindeler. Bunu söylüyoruz. Tabii sadece bu bakanlarla ilgili değil, Cumhurbaşkanı için de geçerli. Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı, tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı makam aracıyla, Cumhurbaşkanlığının uçağıyla, Cumhurbaşkanlığının tüm imkan ve olanaklarıyla, yani kamunun olanaklarıyla bir seçim kampanyası yürütüyor. Bu haksız, hukuksuz yani bir şey. Seçim güvenliği ile ilgili de bizim seçim güvenliği ile ilgili sorumlu arkadaşlarımız Oğuz Kağan Salıcı ve Onur Salıgüzel arkadaşlarımız bu süreci yürüttüler. Hem ittifak partileriyle de. 196 bin civarında sandık var toplam. Yurt dışı sandıklar dahil. Her sandıkta sadece bir ilçemizde sıkıntı oldu sanırım. Gecikme oldu. Onu da diğer ittifak partileriyle beraber çözüyoruz, Pamukkale. Onun dışında tüm sandıklarda hem asil hem yedek üyelerimiz var. Bizim dışımızda da, yani Cumhuriyet Halk Partisi dışında da ittifak ortaklarımızın da müşahit katkıları var. Çünkü onlar biliyorsunuz bizim listelerimizden giriyor. Artı ayrıca İYİ Parti'nin de sandık görevlileri var. Dolayısıyla sandık güvenliği noktasında son derece hazırlıklıyız. Yani İstanbul seçimlerinde de onu herkes gördü. Yani ikinci seçimlerde konuda ne kadar hazırlıklı olduğumuzu, şimdi daha da hazırlıklıyız. Hem teknik bakımdan. Yani fiziki olarak her sandığın başında olacağız. Ve yine sandık sonuçlarını, ıslak imzalı tutanakları alıp hem online olarak hem fiziki olarak teslim edecek parti ilçe başkanlıklarına, il başkanlıklarına organizasyonu yapmış durumdayız. O anlamda seçim güvenliği ilgili sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Burada jandarmanın tüm jandarma personeline görev yerlerinize döneceksiniz oy kullandıktan sonra. Yani jandarmadaki dikim evinde çalışan, jandarma sahil güvenlik akademisindeki öğretmene kadar hepsine bu talimatı vermesiyle ilgili bir açıklama yapmıştım biliyorsunuz daha önce. Soylu da buna çok tepki gösterdi. Biz bu açıklamaları yaparken şunu demiyoruz. Polis ve jandarma seçim güvenliğini riske atacak demiyoruz. Biz polisimize, jandarmamıza, emniyet teşkilatına, kolluk kuvvetlerine güveniyoruz. Onlar sandıklarla ilgili üstlerine düşen sorumluluğu yapacaktır. Ancak biz bakanın yapmaya çalıştığı şeyi ifşa ediyoruz. Yani aklında bir şey varsa senin ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. takip ediyoruz. Haberin olsun diyoruz. Yani bu gizemli bir durum ortada kalmasın diye bu tür açıklamaları yapıyoruz yani. Burada bugün yaptığımız da aynı şey. Yani biz bu GAMER sistemi doğru değildir. Buraya veri akışı olmaması gerekir. GAMER İçişleri Bakanlığı'nın yetkisinde aşan bir modül eklenmiştir. Bu modülle seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu'ndan önce İçişleri Bakanı'nın elinde toplanacaktır. İçişleri Bakanı aynı zamanda bir milletvekili adayıdır. Kendi yasal yetkisi olmayan bir işi yapıyor. Dolayısıyla bu yaptığı iş suçtur diyoruz. Bunu kaymakamlara, mülki idare amirlerine, kolluk kuvvetlerine buradan beyan etmiş oluyoruz. Peki az önce bu paradan yapılanmayla alakalı olarak biz gerekli işlemleri yapacağız dediniz. Fakat YSK'dan o zamana kadar veya savcılıktan bir dönüş almazsanız, bir aksiyon olmazsa seçim günü için bir veri planınız var mı? Bunun yanında geçtiğimiz günlerde Sayın Kılıçdaroğlu Cambridge Analytica iddiasını ortaya atmıştı. Bu konuyla alakalı bir gelişme var mı? Bu Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdular ve Yüksek Seçim Kurulu oy çokluğuyla reddetti İçişleri Bakanlığı'nın talebini. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir online veri akışı oraya olmayacak. Yani onu söyleyebilirim. Bizim yaptığımız bu başvuru mülki idare amirlerine ve devlet memurlarına yaptıklarının, yani kanunsuz emre uymamaları, hukuk içine davranmalarını uyarmak mahiyetinde. Bu basın açıklamasının sebebi de o. Yapacağımız suç duyurusunun sebebi de o. Bu maksatla yapıyoruz. Yani seçim güvenliği için önden tedbir alıyoruz ve yapılan işin hukuksuzluğunu ortaya koyuyoruz. Öyle söyleyeyim. Cambridge Analytica ile ilgili benim bir bilgim yok. Benim alanım değil. Bu konuyla ilgili Genel Başkanımız bir tweet attı biliyorsunuz. Mutlaka kendisine gelen bir takım bilgiler var. O maksatla o tweet'i attı. Benim daha derin bir bilgim yok o konuda. Peki. Son. Dün akşam bu iddialarla ilgili Habermottom TV'de Sayın Soylu'nun bir açıklaması var galiba. Bunlar asılsızdır, uydurmadır gibisinden bir şey var. O noktada ne dersiniz? Bu arkadaşlar video var yani. Sistem, yani GAMER'in üzerinde bir modül oluşturmuşlar ve buradan seçim verilerini topluyorlar. Asılsız falan değil yani. Süleyman Soylu zaten hani kabul etse şaşarız. Yani kabul etmese etmiyor ama mesela vatandaşın tüm bilgileri, nüfus bilgileri, nüfus ve vatandaşlık işlerinde olması gereken Mernis sistemindeki bilgilerine internet üzerinden, VPN üzerinden ulaşabiliyorsunuz yani. Bu 3 ayda bir ortaya çıkan bir şey. Hatta HTS kayıtlarına kadar satıldığı söyleniyor. Bunu kabul ediyorlar mı? Etmiyorlar. Bana da daha önce bununla ilgili savcıya suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler. Zaten benimle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ayrı, Güvenlik Şube Daire Başkanlığı'nın ayrı, İçişleri Bakanlığı ayrı, en az bir düzine benimle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Hiçbirisinde bugüne kadar bulunmadı. Ben ne zaman İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir açıklama yapsam, bir basın açıklaması yapsam, bir soru önergesi yapsam, gündem olsa hemen diyorlar ki suç duyurusunda bulunacağız, yalandır. Ama yalan değil, bu doğru değil, gerçek değildir diyor. Bunu Muharrem Erkek'in attığı tweet'e bakarsanız, tweet'teki videoya bakarsanız, emniyetin şu anki sisteminde GAMER'in içinde ayrı bir modül oluşturarak paralel bir Yüksek Seçim Kurulu'na paralel bir yapı oluşturduklarını görürsünüz. Çok net. Bunu zaten yapıyordu daha önce hukuk dışı olarak, gayri resmi olarak yapıyorlardı. Şimdi resmileştirmişler. Peki arkadaşlar, teşekkür ederim.